Sarı sevdaların zamanı başlar sinemada. Bir buğulu bakış sarar hüzünlerimizi. Her rolün altından cesurca kalkar baş eğmezliği. Onlarca kahraman çıkar ruhundan ve hepsi selam eder bize onun yürekli duruşundan. O sadece 1972 Türkiye güzeli değil, büyük bir çığır açarak Avrupa güzeli de seçilip o döneme damgasını vuran Yeşilçam sinemasının masum sarışınıdır. Soygazi'nin bir sinema sanatçısı olarak düşleri, kahkahaları, yarım gülüşleri ve yürüyüşleri beyaz perdede de hep ezberimizdedir. Tutkuyla, aşkla oynar, bazen ağlatır, acıtır, bazen güldürür bizleri. Hayatı boyunca idealleri bulunan ve bu ideallerinin peşinden koşan ve bunu başaran isimlerin arasında olmuş bir kadının hikayesi. Bana yapılan psikolojik şiddetin dayaktan farkı yoktu dediği onu yıkan olaysa yıllar sonra yaşanır. Aylarca onun olmayan bir çocuğun onun olduğu iddia edilir. O ise ben hiç çocuk doğurmadım dese de günlerce linçlere maruz kalır. Ekranlarda her gün Hale Soygazi benim annem diyen bir kişi çıkarak ünlü oyuncuya komplo kurulur. Ben haklıyım, o benim annem. İlk çocuğu olmayan bir kadın olarak sonunda DNA testi yapmak zorunda kalır. Erol Simavi'den tutun Tarık Akan'a kadar birçok ismin de çocuğunun babası olduğu iddia edilir. Hale Soygazi yaşanan bu çirkin olay için benim için korkunç bir travmaydı. Para ve şöhret için şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı yapıldı. Ben hiç çocuk doğurmadım. Nasıl böyle korkunç bir iddia ortaya attılar ve hangi cesaretle bu iftira kampanyasını sürdürdüler anlamıyorum. Hiç doğurmamış bir kadını bunu ispat ettirmeye zorlamaları acımasızlıktı. Kirpikleri benziyor diye oğlum olduğunu iddia ediler. O kadar gülünç ki insan taş olsa çatlar bu saçmalık karşısında. Hamile kalsaydım ve istemeseydim kürtaj yaptırırdım. Doğurduktan sonra hangi anne evladından vazgeçebilir der. Ve bu olay onun için sarsıcı ve yıkıcı olur. Bilenler bilir Hale Soygazi Türk sinemasının en devrimci kadın oyuncularından biridir. Onun kuralları değil, kuralsızlığı meşhurdur. Duygu Asena'nın kitabından uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok filminin son sahnesi için kamera karşısında çırılçıplaktı. Sinema kanıma girdiği günden beri kendi kararlarımı kendim veriyorum ve oyunculuk adına faydalı olabilecek şeylere evet diyorum der. Bazı değerlerin eskiden daha güzel olduğunu söyler Soygazi. Para ve mal varlığının öneminin dorukta olduğu, her şeyin parayla ölçülmekte olduğu bir dönemden çok şikayetçi. En çok zorlandığım her şeyin parayla ölçülüyor olması der. Zamanın her şeyi değiştirdiği gibi kendisini de değiştirdiğini söyler. Her şeyin kırıntıları kalıyor üstümüzde. Şimdi ne değişti dersen kimseyi hemen yargılamıyorum. Baktığım pencereler çok farklı. Zaten ön yargı da günümüzün vebası. Bir kere bulaşmasın insana. Bunu kırmak gerek. Sanırım daha anlayışlı bir insan oldum. Sivriliklerimi törpüledim. Köşelerimi azalttım. Hiçbir şeyi kişiselleştirmiyorum artık. Ne de olsa dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Bunun farkına varınca da hayat daha sakin geçiyor, duruluyor. Sansür ve otosansür arasındaki bağ iyice sıkılaştı. Demokrasi kör topal. Yaratıcılık bastırılmış. Nazım Hikmet 1930'larda yazmış. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Hala bekliyoruz. Artık görelim o günleri. Çünkü umutsuz yaşanmaz. Bu görev de bize düşüyor. Sıra hepimize gelecek ama o zamana kadar susmak yok. Önce eleştiriyi kaldırmayı öğrenecek iktidarlar. Sonra hatalarını görecek, yanlışları için özür dileyecek. Demokrasi herkesin özgür olması demektir. Bir kısmın değil. Mesela ben başörtüsü yasağına en başından beri karşıydım. Başını da kapatır, mini etekle de gezer kadın. Zaten o ilk zamanlardaki maraz bizi bugünlere kadar getirdi. Hep bir toplum mühendisliği yapılmaya çalışıldı. Şimdi de deneniyor. Bu mühendislik hatalarla dolu der. Hale Soygazi 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan Hale Soygazi, üniversite eğitimini Fransız Filolojisi bölümünde başladı. Ancak eğitimini yarıda bırakıp İsviçre'ye gider. İsviçre'de mankenlik kursu gören Hale Soygazi, Türkiye'ye dönüp manken ve fotomodel olarak çalışır. 1972 yılında Saklambaç gazetesinin açmış olduğu Türkiye Güzellik Yarışması'na katılıp birincilik derecesi elde eder. İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçildikten sonra Türkiye'ye döner ve Türk sinemasının önemli yapımlarında rol almaya başlar. Sinema hayatındaki ilk filmine Kara Murat, Fatih'in Fedaisi filmiyle adım atan oyuncu sırasıyla Bir Garip Yolcu, Mahkum, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar filminde rol alır. Oynadığı filmlerle adından söz ettiren sanatçı Çocuğumu İstiyorum isimli 1973 tarihli yapımda başrollerini paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976 yılında evlenir. Bu evlilik kısa süre sonra boşanmayla sonuçlanır.
Hale Soygazi 1978 yılında oynadığı Madem filmiyle Antalya Film Festivali tarafından verilen en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. Beni en çok etkileyen rollerden bir tanesi Madem filmindeki halkacı kızdır. Filmde karşı olduğum bir takım şeyler de var. Örneğin devrimcilikle ilgili Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı ve senaryodan kaynaklanan devrimci tipin çok idealize edilmesi vesaire. Halkacı kızsa sıcak ve yaşayan biridir. Yani görülebilir öyle halkacı kızlar. Bugün bile vardır. Gerçekçiliği açısından etkisinde kaldım. Bugün Madem filmi çekilmez. O günkü koşullar bugün mevcut değil. İşçi meselesi bugün farklı bir bakışla çekilebilir. Soygazi sinema kariyerindeki başarılı gidişatının arasına müzik kariyerinde sıkıştırmayı başarır. Fakat bu durum fazla ileri gitmemiştir ve yaşadığı yoğunluktan dolayı kendisini sadece oyunculuğa verir. 1978'deki Maden filminden sonra ara verdiği sinemaya 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği Bir Yudum Sevgi'de başrol oynayarak döner. Gece vardiyasına dönecekmişiz dediler. Sabahın an mı biter? İkide paydos ederiz. Bire kadar zorlamaz insanı. Birden sonra uyku bastırır ki karılar sakız çiğner uyku tutmasın diye. Bu filmdeki performansıyla Antalya Film Festivali'nde ikinci kez en iyi kadın oyuncu ödülünü aldıktan sonra Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok, Bekle Dedim Gölgeyi filmlerinde baş kaldıran kadın tiplerini canlandırır. 1997'de Barış Pirasa'nın yönettiği Usta Beni Öldürsene adlı filmde rol alır. Film çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül alır. Soygazi 2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirilir. Aynı yıl Sil Baştan adlı dizi filmde rol alır. Tiyatro sahnesine ilk defa 2001 yılında Küçük Prens adlı oyunla çıkar. 2006'da Özel Bir Gün adlı oyunda rol alır. Hale Soygazi, Süt Kardeşler, Oh Olsun, Bak Yeşil Yeşil, Nereden Çıktı Bu Velet, Çocuğumu İstiyorum, Gece Kuşu Zehra, Kara Murat, Fatih'in Fedaisi, Sevgili Dayım, Kanlı Deniz, İtham Ediyorum, Bir Demet Menekşe, Unutma Beni gibi birçok iyi projede başrol oynar. Oyunculuğu seviyor ve başka bir iş yapmayı da düşünmüyor. Son zamanlarda iş yapan genç yönetmenleri iyi buluyor bulmasını ama çok erkek filmler çektiklerini söylüyor. Nedenini de çözmüş. Kadın kahraman yaratmak zor. Soygazi'ye göre daha meraklı olmak, daha çok araştırmak ve derinleşmek gerekiyor. Bence Türk dizilerinde de sinemasında da ciddi bir kadın kahraman eksikliği var diyen sanatçı yerli dizileri de pek izlemiyor. Yönetmen Barış Pirasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış olan sanatçı daha sonra Türkiye'nin en önde gelen entelektüellerinden biri Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlenir. 2006'da Belge'nin düşünce suçundan hapse girme riski ortaya çıkınca olur da ceza alırsa görüş günlerinde görüşemezler diye evlenmişler. Soygazi evliliklerini şu sözlerle özetler. O anlamsız kağıt parçasının varlığı bu yüzden. Yoksa biz evlenmeyi düşünmüyorduk. Aynı evde yaşıyorduk. Aynı hayatı paylaşıyorduk. Zaten evlendikten sonra da hiçbir şey değişmedi der. Eşi Murat Belge'nin yazdıkları yazılardan dolayı tehdit mektupları aldıklarını söyler. Tehditle yaşamaya alıştık. Şimdi yine başa döndük. T24'ün kapısının altından bir not atılmış. Şimdi nasıl geldiği araştırılıyor. Hala karanlık bir dünyadayız. Karanlık bir ülkedeyiz. Tehdit nedir? Yeni Türkiye bu mu? Ne değişti? Ben korkmuyorum. İlk zamanlarda panikliyordum. Sonra maalesef alışıyorsun. Tetikte yaşamak normalleşti. Ne Murat ne de ben korkmuyoruz. Bıkkınlığımız omuzlarımızı düşürüyor o kadar diyerek. Bu yüzden hala çok karanlık bir ülkede yaşadığımıza dikkat çeker. Sanatçının bir duruş olması gerektiğini söyleyen Hale Soygazi, bütün hayatımızı yersiz çekingenliklerle mi geçireceğiz? Herkes doğru bildiğini savunmalı. Yalnızca kafasında da yaşamamalı bunu. Dedim ya, susmak daha tehlikeli. Mesele bu kadar basit. Herkes omurgasına sahip çıkıp duruşunu koruyacak. Sanatsa vicdanın tarafında. Gücün yanındakine sanat denmez. Onun adı başka. Hem sermayenin sanatı diye de bir şey olmaz. Köle sahibi özgür değildir ki. O da köledir. İşte bunlar atlanıyor hep. Hepimiz aynı tornadan çıktık işte. En farkında olanımız bile ıskalıyor pek çok şeyi. Zaten pek çoğu günü kurtarmanın peşinde. Her mesleğin bir etiği vardı. Şimdi pek çok mesleğin etiği yok der. Magazin ve televizyon dünyasında Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın yeni televizyon programı Artık Susma'da oyuncu ile ilgili bir iddia gündeme gelir. Edremitli Murat Şer isimli adam programa katılarak bir günlükken evlatlık verildiğini ve annesinin de oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia eder.
Bu seviyesizliğin bir an önce sona ermesi için harekete geçtiğini belirten ünlü oyuncu, programda özennesini arayan şahıs adına üzüldüğünü söyleyerek DNA testi yapılmasını talep etti. Zaten programda da dile getirilen konu DNA testiydi. Oyuncu buna çok açık olduğunu, ancak yanlış ortaya çıktığında ne diyeceklerini merak ettiğini, ay yanılmışız diyerek tüm konuyu kapatmalarının mümkün olmadığını ifade etti. Kendisinin ve meslektaşlarının adını kullanarak programın reytinglerinin arttırılmasının da çok çirkin olduğunu ekler. 1974 Nisan doğumlu Murat Çer'e hamile olması gereken 1973-74 yıllarında Vurun Kahpeye, Tatlım, Oh Olsun, Bataklık Bülbülü, Miras Yediler gibi ses getiren projeler dahil tam 18 filmde rol aldığı biliniyor. Bu dönemde hamileliğini gizlemesi mümkün değildi. Zaten programda bahsedilen isim o yıllarda henüz yeni keşfedilen, çok ünlü olmayan biri. Bu açıdan tutarsızlık söz konusu. Hale Soygazi dava açar. Açılan davada mahkemenin adli tıp kurumundan istediği DNA raporu açıklanır. Hale Soygazi ile Murat Çer arasında biyolojik bağın olmadığı tespit edilir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.